Kardeşlerim, bugünkü hutbemizde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında yaşanan bir hadise, yani sahabi kiramların hayatlarında yaşadıkları her bir hadise, farklılıklar bizim için bir ışıktır, bizim için bir örnektir. Örnek olduğu için Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak sahabe neslini biz kullarına öncü nesil, örnek nesil, bize rol model olarak Cenab-ı Hak sunmuştur. Neden? Çünkü onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibinde rahle-i tedrisatından geçmiş nesildir. Onların eğitimcisi, öğreticisi, hocası kainatın efendisiydi. İşi tabiri caizse menbaasından aldılar, kaynağından aldılar. Ama onları öncü ve üstün yapan vasıfları iman etmeleri değil, onların öncü ve örnek kılmaları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatlarına sundukları prensipleri hayatlarında göz kırpmaksızın tam manasıyla teslim olduktan sonra her şeyleriyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmalarından dolayıdır. Bakınız, bu cuma günü o sahabi nesli, örnek nesil, onlardan bir tablo sizin dikkatinizi arz etmek istiyorum. Ama bu bir hikaye değil veya anlatılsın onların filmleri izlensin diye anlatılmıyor. Biz ibretler çıkaralım, hayatımızda onları sindirelim diye Cenab-ı Hak bize anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicretten sonra muhacir ile ensarı kardeş ilan etmişti, malumunuz. Aralarında manevi kardeşlik bağı kurduğu sahabiler arasında Selman-ı Farisi ile Ebu Derda radıyallahu anh da var. Bunlar Ebu Derda İslam'la şereflendikten hemen sonra Allah'a ibadet dışında hiçbir şeyle meşgul olmama kararı aldı. Yani İslam'la tanıştıktan sonra, Müslüman olduktan sonra elini tabiri caizse dünyadan çekti. Ticareti bıraktı, ailesini bıraktı, çocuklarını terk etti ve uzlete çekildi. Uzlete çekildi, ibadetle hayatını hep geçireceğini kararını verdi. Bunu duyan Ensar'dan kardeşi olan Selman-ı Farisi ona şöyle dedi: "Hata yapıyorsun kardeşim. Sen üzerinde herkesin hakkı vardır. Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Şu halde her hak sahibine hakkını vermekle mükellefsin." Bunu duyan Ebu Derda radıyallahu anh koştu. Her hususta onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a danıştılar. Ama her hususta ne olursa olsun gittiler Efendimiz'e sordular. "Ya Resulallah, bu hususta bize ölçü olarak sensin bizim prensip sahibimiz. Bu hususta ne dersin?" Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Ebu Derda'ya, "Selman sana doğru söylemiş." Kardeşlerim, söylenen şey dinle alakalı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam güzel yaptın demiyor Ebu Derda'ya. "Selman doğru söyledi. Sen dinde aşırılığa gittiğinden dolayı sen yanlışsın." Yani kardeşlerim, din dinde bile aşırılığı yasaklamış. Hayatımızdaki her hususa din müdahale ediyor. Sevdiklerinizi aşırı sevmeyin. Fanatik, hayır, fanatiklik yok. Ama bu parti liderliği olur. Ama futbol da olur. Ama ticarette olur. Ama hırs olur.
Ama ne olursa olsun din kendisinde bile aşırılığı istemiyor. Her şeyin itidallisini istiyor. Birinci husus. İkinci çıkaracağımız tablo, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Derda'ya diyor ki, herkesin senin üzerinde hakkı var. Hak sahiplerinin hakkını ver. Hak derken, sokaktaki hayvanın da bizim üzerimizde hakkı var. Allah'ın da bizim üzerimizde hakkı var. Bizim de Allah üzerinde hakkımız var. Anne babanın evladının, evladın anne babanın üzerinde hakkı var. İnsanların toplum üzerinde, toplumun trafikte veya işverenin, üreticinin, üreticisinin, işçinin üzerinde hakları mevcuttur. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu uyarıda bulunuyor. Ne yapın yapın, yaşarken kimsenin hakkıyla karşıma gelmeyin. Hak sahiplerinin hakkını helal ettirin ve o şekilde karşıma gelin. Manevi huzurunda bulunduğumuz Sümbül-i Sinan Hazretleri ki Allah onlardan razıdır. Onlar Evliyaullah'tır. O hayatta yaşarken öncü olan Allah'ın sevgili olmasının en büyük bize ifadesi, daha 7 yaşındayken çevresinde hocası ona en güzel çiçek getirmesini isterken o gider çevredeki en canlı laleyi, papatyaları veya gülleri hocasına getirmez. Hocası sorar, ey Yusuf, neden bana solmuş bir sümbülü getirdin? Bunu mu bize layık gördün deyince, Sümbül Efendi işte bu sözden sonra Sümbül Efendi Hazretleri olmuştur. Hocam, benim de gönlüm arzu ederdi ki size en nadide çiçekleri getireyim. Fakat hangi çiçeğe vardıysam, baktım ki Allah'la bir irtibatı var. Bir ülfeti ve muhabbeti var. Nerede artık ülfet ve muhabbetini kesmiş bir sümbül gördüm, onu size getirmek zorunda kaldım. Demek ki çiçeklerin de bizim üzerimizde hakkı var. Çevremizdeki her bir hususun hakkı var. O zaman şunu Hazreti Ömer söyler, bununla hutbemizi bitirelim. Hiç kimsenin hakkını Allah yemez. Hiç kimsenin hakkını Allah zayi etmez. İyi ki hesap günü var. İyi ki hesap gününün yegane hesap görücüsü Allah'ın bizatihi kendisidir. Başkası değildir. O zaman Allah herkesin hak sahiplerinin hakkını vereceği güne hazır olun. O günü gündeminizden düşürmeyin. O gün sevabı olanlar sevapları verilecek. Altının, gümüşün, mücevheratın geçmediği o günde tek geçerli akçe sevaptır. Sevabınız yoksa karşıdaki hak sahibinin günahlarını yükümlümekle o gün cezalandırılacaksınız. Rabbim cümlemizi o günün korkutucu tablosundan bizi ve neslimizi muhafaza eylesin.